Fi tarihinde Efendi Hazretlerimize, o zamanlar böyle cep telefonu yoktu, ev telefonları vardı. Bir tanesi geldi, dedi ki Efendi Hazretlerimiz, bir kadına tutuldum, bırakmıyor beni, kurtulamıyorum, yanlış işler yapıyorum, bana dua et dedi. Dedi ki ona Efendi Hazretlerimiz, sakın dedi onunla bir araya gelme. Bir araya gelmeyeyim diyor ama diyor telefonla diyor beni arıyor diyor. Bakmayacaksın diyor telefonuna, gidiyor. Aradan zaman geçiyor, geliyor diyor ki Efendi Hazretlerimiz, dua et diyor, kurtulamadım bu kadından diyor. Bak diyor, benim sana söylediğimi yap, kurtulursun diyor. Ne yapıyor? Telefon mu açıyor? Açtın telefonu, baktın ki ses onun sesidir. Arama beni demeyeceksin. Tak telefonu kapatacaksın. Onunla konuştuğun zaman onun sesi senin kulağına, senin sesin onun kulağına. Tekrar ne yapıyor? Duyguları harekete geçiriyor. Şeytani duyguları harekete geçiriyor. Sesini duyduğun zaman tak kapatacaksın. Arayan bu mudur? Tak kapatacaksın. Şimdi telefonlarda ne vardır? Engelleme diye bir şey var. Eğer dürüstsen, kurtulmak istiyorsan zaten engellersin. Ay yok falan, konuşalım konuşmayalım, kes bu işi, bu iş bitmiştir. Konuştuğun zaman da zaten onun sesi kulağından içeri girdikçe şeytan ne yapıyor? Mıknatıs gibi çekmeye başlıyor. Onun için kurtulmanın yolu nedir? Hiç tarafına bakmayacaksın. Olmadı, telefon atacaksın. Bir insanın vallahi billahi tallahi şu telefon sebebiyle bir kere zinaya bulaşmasındansa ömür boyu elinde hiç telefon almasın daha kârdır. Telefon olmamasının bir zararı yoktur ama zina yapmanın çok zararı vardır. Rabbim hepimizi göz, el, ayak zinasından, kalp zinasından hifzu himaye eylesin. Amin.